Uzun Hikaye'ye hoş geldiniz. Efendim bu akşam Uzun Hikaye'de Türk düşünce tarihinin en önemli isimlerinden birisini Kemal Tahir'i konuşacağız. Kemal Tahir'in düşünce serüveni, tarihe bakışı, Kemal Tahir'de yerlilik, sinema ile ilişkisi, muhiti, hatta bugüne etkileri çok önemli bir düşünür. Çok geniş bir konu. Program içerisinde konuşabildiğimiz kadarıyla Kemal Tahir'in farklı yönlerini ele alacağız. Peki kiminle konuşacağız Kemal Tahir'i? Profesör Doktor Kurtuluş Kayalı'yla. Hocam hoş geldiniz. Merhaba. Hocam sizi Ankara'dan getirdik, yorduk. Estağfurullah. Kemal Tahir'i konuşacağız ama hocam büyük bir ormana giriyoruz şu anda birlikte. Yani Kemal Tahir'in neresini konuşacağız? Ben bile neresinden gireyim diye düşünüyorum. İsterseniz Kemal Tahir'le sizin alakanızdan başlayalım. Çünkü Türkiye'de Kemal Tahir denince ilk akla gelen isimlerden bir tanesi Kurtuluş Kayalı. Ben bunu merak ediyorum. Yani Kurtuluş Kayalı Kemal Tahir'i çok sevdiği için mi? Yoksa Kemal Tahir'in düşüncelerini üzerine en çok çalıştığı için mi? Neden sizi çok ilişkilendiriyorlar Kemal Tahir'le? Vallahi çok net çıkaramam ama yani Türkiye'de insanın okuma serüveni çerçevesinde baktığımız zaman insanı hayatının bir döneminde Kemal Tahir'in etkilememesi mümkün değil. Çünkü Kemal Tahir'in yaklaşım tarzı insanları bir biçimde çekiyor. Ne anlamda çekiyor? Bizim kuşak okuyup yazmaya 1960'lı yıllarda başladı. Kemal Tahir'in en çarpıcı, en vurucu metinleri de 1960'lı yıllarda çıktı. İnsanın düşünsel olarak geldiği müktesebata baktığınız zaman, bulunduğu mehalde, insan isterse sol bir çizgiden gelsin, isterse böyle İslamcı muhafazakar bir çizgiden gelsin, Kemal Tahir'e bigane kalması mümkün değil gibi görünüyor. Yani Türkiye'de kimse Kemal Tahir'e bigane bigane kalamıyor. Kalamaz. Hatta niye kalamıyor? Biraz sonra oraya da geleceğiz. Hocam ben Kemal Tahir'in belki biraz psikanalitik bir bakış olacak ama kökeniyle ilgili oradan başlayalım istiyorum. Yani mesela saraylı olmak, saraylı bir aileden gelmek, saraylıdan kastım babası Abdülhamit'e yakın olmuş, yaverlik yapmış. Sonra marangozhanesinde bulunmuş. Annesi yine saraydan diyelim ki Abdülhamit'in kızının yanında bir hanımmış, evlendirilmiş. Bu acaba ileriki yıllarda onun devlete bakışı, topluma bakışı üzerinde hatta İttihat Terakki'ye, Kemalizme bakışı üzerinde bu köken ve çocukluk etkili olmuş olabilir mi acaba? Ben etkisinin çok fazla olduğunu düşünmüyorum. Bana göre bu hikayede en önemli unsur belki de bu Cumhuriyet'ten önce doğan kuşaktan olmaktan kaynaklanıyor. Yani şimdi 1920'lerin, 1930'ların çok belirgin, çok köklü bir değişiklik olduğunu anlatmak yeni kuşaklara, bugünkü insanlara çok rahat gibi geliyor, mümkün gibi geliyor. Ama ondan önceki dönemi bir nebze de olsun yaşamış olanlara, yani 23'te her bir şeyin değiştiğini anlatabilmek o kadar kolay değil. Tanpınar'ın söylediği bir şey var. Bundan bağlantılı olarak baktığımız zaman. Yani mesela ne bileyim işte şeyin anaokulundan birinin söylediği metin. Yani bir kültür devrimi bir toplumun sadece vitrinini yıkar, bir toplum alttan alta direnir. Yani şimdi dönemini yaşamış insanların veya dönemini yaşamamış bile olsa insanlar bakarken her bir şeyi dönemine göre algılayanları gördükleri zaman kendini bir biçimde bir şekilde o yere koydukları zaman toplum içindeki sürekliliği çok daha net görebilirler. Özellikle de siyaset üzerine, iktisat üzerine odaklanmayıp kültür üzerine odaklandığınız zaman bir toplumdaki sürekliliği görmemek mümkün değil. Yani genel çerçevesi itibariyle bu süreç eskiden gelen insanların yani ne bileyim işte 23'ten evvel bir
13 yıllık bir hayatı var. O birikim var. Zaten ondan sonraki değişimler çok ağırlıklı olarak 28-30'lu yıllarda oluyor. O ortamın, o kültürel çerçevenin insanları etkilememesi mümkün değil gibi geliyor. Yani, yani bir de şey değil, yeni dönemi görüp, yeni döneme belli ölçüde mesafeli ve eleştirel bakanların geçmiş dönem üzerinde yaklaşım tarzlarının bir ölçüde farklı olması mümkün. Hatta bizim önemli entelektüellerimizin önemlice bir kısmının işte meşrutiyet dönemi düşünce hayatının çok daha canlı olduğunu söylemeleri, bütün bu çerçeve yani eskinin o kadar kolay kolay özellikle kültür eksenli baktığımız zaman gözden çıkarılmamasının olası olmadığını gösteriyor. Yani yeni dönemde bu hikayeler yepyeni gibi görünse de bir toplum içten içe kendini bir takım gruplar, bir takım çevreler fark etmese de kendini devam ettiriyor. Hatta mesela fazla uzattım ama şeyin ne bileyim Şerif Mardin'in varlık vergisi konusunda söylediği bir şey var. Yani Osmanlı'da bir müsadere sistemi var. Varlık vergisi de bir malların şeyi tasfiyesi bir noktada. Şerif Mardin bir şey söylüyor. Biz diyor bütünüyle Osmanlı'nın dışında olduğumuzu farz etsek bile diyor varlık vergisi bizim Osmanlılığımızın içten içe içimize sindiğini gösteriyor diyor. Evet. Yani tarihsel paralelliklere baktığımız zaman yani eskiden devam eden hikaye devam ediyor. Hatta Kemal Tahir'in en fazla etkilediği insanlardan biri sosyolog Baykan Sezer. Yani biz Osmanlı'ya Atatürk çerçevesinde bakarken bugüne etkisi söz konusu değilse bu bir tür akademik züppelik gibi bir şey olabilir. Yani biz Osmanlı'ya niye bakıyoruz? Osmanlı'nın inikasını, yansımasını bu toplumda da görüyoruz. Onun için bakıyoruz diyor. Yani tarih her zaman bir süreklilikler şeyidir. Özellikle kültür alanında odaklaştığımız zaman bu süreklilikler biz kendimiz farkında olmasak da içten içe kendini hissettirir. Hatta yani Adorno'ya mı aitti? Şimdi yanlış bir kaynak da söylemeyeyim ama şık bir cümle vardır. Kültürel süreçleri tarihin herhangi bir anında sıfırlayıp yeniden başlatmak mümkün değil. Hı hı. Yani öyle varsayıyor bazı devrimler ya da ne bileyim tarihi değiştirmek isteyen bir kısım hareketler ama Rusya'da komünizm bitti, herkes kiliselere gitmeye başladı. Şimdi bütün hikaye belki şununla bağlantılı. Türkiye'de 80'li yıllardan sonra, 90'lı yıllardan sonra sizin söylediğiniz kültürel çalışmalar olayı, Frankfurt Okulu, Türkiye'de gündeme gelmesi insanları kültür alanına yöneltiyor. Ve insanların kafasına baktığımız zaman daha önceki dönemde tarihi geçmişi hiçbir biçimde önemsemeyen insanların da 80'li, 90'lı yıllardan sonra tarihe yönelmeleri belki o tür bir zihniyetten kaynaklanıyor. Yani sıfırlamak mümkün değil zihniyeti. Çünkü ne Türkiye'de sol kültür alanını bir kere konu dışı bırakmış, kültür alanı işte bu şeylere, Frankfurt Okulu'na, İngiliz kültürel çalışmalarına yöneldikten sonra gelmesine paralel olarak o çevrelerde de eski dönemin şeyine yönelmiş ki o çevrelerin önemlice bir kısmı 1967 yılında Kemal Tahir Devlet Anayı yazdığı zaman sırf Osmanlı ile ilgilendiği için gerici tabirini Kemal Tahir'i tavsiye etmek için de rahatlıkla kullanmışlar. Ayrıntılı konuşacağız. Belki hani genç kuşaktan arkadaşlar için söyleyelim. Kemal Tahir 1910-1973 yılları arasında 63 sene yaşadı. Babasının görevi vesilesiyle ve daha sonra da hapishane yıllarında Anadolu'yu da dolaştı. Galatasaray Lisesi'ni de, Mektebi Sultani'yi de
annesi vefat ediyor. Değişik nedenlerle belki maişet erken bir zamanda terk edip işte çalışmaya başlıyor. Zonguldak'a gidiyor. Daha sonra işte bu avukat vekilliği de dava vekilliği diyebileceğimiz vazifelerde falan bulunuyor. Ama bu süreçte bakıyoruz Kemal Tahir önce karşımıza hocam bir Kemalist olarak çıkıyor. Yani devrimleri savunan birisi. Dergi çıkarıyor hatta. Sonra bakıyoruz mesela Geçit dergisindeki o Kemalizmi savunan Kemal Tahir özellikle hapishane dönemi biraz öncesi Nazım Hikmet'le tanışması. Ve bundan sonra bir bakıyoruz karşımıza işte bir Marksist olarak çıkıyor. Ama bir süre sonra Marksizmin de aslında bizi yani klasik anlamda sınıf üzerine kurulu Marksizmin de bizi pek anlatamayacağını düşünüyor. Ve Atüt meselesine giriyor. Ama Asya tip üretim tarzı. Şöyle bir hikaye de yani, var. Yani değişen... Kemalistliği de çok geç bir dönemde farklılaşıyor. Ne anlamda yani Kemalist eksende düşünülebilecek metni var çok sınırlı sayıda Yön dergisinde. Yani bütün hikaye kırılma 60'lı yılların ortalarında oluyor. Ama bu kırılmayı böyle çok net bir kırılma olarak düşünmek icap etmez. Çünkü köy romanlarına baktığımız zaman Sarıdere ile başlayan o köy üçlemesine ayrıca baktığımız zaman Osmanlı'yı çok derinden anlamaya çalışıyor. Kır sorununu anlamaya çalışıyor ve o dönemde Türkiye'de sosyologlar ve başkaları meseleyi nereye getiriyorlar? Meseleyi Cumhuriyet dönemine getiriyorlar. O kırsal alandaki değişmeyi de eski dönemde anlatmaya çalışıyor. Yani söylemek istediğim hikaye şu, Kemal Tahir Atüt konusuna girmeden önce de yani Osmanlı toprak düzeni gündemde. Türkiye'de Atüt konusuna girenler Marx'tan kaynaklanarak Marx'ı biraz Fransa'da öğrenerek teorik olarak Atüt konusuna giriyorlar. Kemal Tahir Osmanlı toprak düzenini inceledikten sonra yani Atüt meselesini, Atüt konusunu gündeme getiriyor. Onun Marksistliği de baktığımız zaman yani Marksist olarak nitelemek Kemal Tahir'in belki 40'lı yıllardan 38'den itibaren bir Marksist olarak nitelemek mümkün ama Kemal Tahir'in Marksizme bakış biçimi 60'lı yıllardayla eski dönemdeki Marksizme bakış biçimi farklı. Kemal Tahir o dönemde Marksizme bakış biçimi çerçevesinde ya biz eski dönemde Nazım Hikmet tarzı bir Marksizm gibi yani eski dönemde Marksizm konusundaki söylediklerini hafifseyerek, önemsemeyerek olaya bakıyor. Yani Kemal Tahir'in Kemalizm konusunda bakış biçimi de Marksizm konusundaki bakış biçimi de zaman içinde farklılaşıyor. Şimdi bu biliyorsunuz meşhur Alay Köşkü edebiyat toplantıları var. Peyami Safalar'ın falan. Yani o 30'lu yıllarda Kemal Tahir de dava vekilliği yaptığı zaman bu Alay Köşkü toplantılarından birisine gidiyor. Orada işte Nazım Hikmet bir şiir okuyor. Nazım Hikmet'i Peyami Safa Alay-ı Vala'yla tanıtıyor. İlk kez orada bu Kerim Sadiler, Sarı Mustafa'lar, artık Kemal Tahir onlarla tanışıyor. Onlar vesilesiyle Nazım'la da tanışıyor. Şimdi tabii Kemal Tahir'in aslında Marksizm'le ilişkisini Nazım'sız konuşmak mümkün değil gibime geliyor. Çünkü birlikte hapse giriyorlar. Hatta romancılığı üzerinde bir tesirinin etkisi olduğu bu söyleniyor ama bu da tartışmalı bir durum. Şimdi yanımda işte Halit Refik'in Kemal Tahir'le birlikte kitabı var. Dergah Yayınları'ndan çıkan Ezeler Verdi'nin uzun bir sunuş yazısı var. Yani bunları kendisine sormuşlar. Yani romancılığınız üzerinde tesiri nedir falan. Zaman zaman suskun kalıyor. Tam da bir şey de söylemiyor. Şimdi Nazım Hikmet'in romancılığı üzerinde tesiri olması noktayı nazarından baktığımız zaman bir şeyi karşılaştırmak gerekir.
Orhan Kemal'in romanlarıyla Kemal Tahir'in romanlarını karşılaştırmak gerekir. Bunu karşılaştıralım mı? Bu karşılaştırdığımız zaman Kemal Tahir'in romanının olağanüstü farklı olduğu ortaya çıkar. Onu karşılaştıralım ama ben şeyi merak ediyorum. Yani Kemal Tahir'in henüz daha atüt yani Asya tipi üretim tarzı meselesine yoğunlaşmadan önce biraz Sovyet tipi komünizme daha belki yakın oldukları hapishane dönemi. Nazım Hikmet'in Kemal Tahir üzerinde tesiri neydi hocam? Ne kadar bir tesiri vardı? Yani neler söyleyebiliriz bununla ilgili? Bir hapishane arkadaşlığı var. Var. Mesela hüzünlü bir şey. Piraye Hanım bunlar Çankırı'ya gidince o da gidip orada ev tutuyor falan. O mektuplaşmalar yayınlandı biliyorsunuz. Tabii. Ama mesela Kemal Tahir ilginç bir insan. Nazım Hikmet'in Piraye Hanım'dan ayrılmasını Piraye Hanım'ı tutarak. Tutarak şey evet. Yapıyorum. Yani yenge diyor. Yani bakıyorsun daha Türk düşünüyor bazı meselelerde. Yani yeni yani, dönemde yazılan şeylere baktığınız zaman daha muhafazakar düşünüyor. Çok muhafazakar gibi. Kabullenemiyor yani. Çünkü Piraye Hanım bütün hayatını bunlara vakfetmiş. Hapishaneye yakın ev tutuyor, çamaşırlarını yıkıyor, sürekli geliyor, ziyaret ediyor. Yani ama Nazım başka bir gönül meselesine giriyor. Ama bütün hikaye Nazım Hikmet'in dünyasıyla Kemal Tahir'in dünyası her dönemde olağanüstü farklı bir dünya. Yani bu hikaye gerçek bir hikaye mi? Gerçek bir hikaye değil. Dava problemli bir dava. Anlatabiliyor muyum? Davaya baktığımız zaman davadaki üç unsur var. Kıvılcımlı da var o davada. Yani Kıvılcımlı'nın Nazım Hikmet'e o dönemde bir mesafesi var. Yani olaya değerlendirdiğimiz zaman, olaya baktığımız zaman ne o dönemde Kemal Tahir de şiir yazıyor çok yoğun bir biçimde. Evet. Şey yapıyor. Dolayısıyla çok güzel bir anne şiiri var. Evet. Özgürlük üzerine bir şiiri var şey olarak. Yani o dönemin ana ekseni çerçevesinde onun o Kemalizme bakış biçimiyle bile Nazım arasında bariz bir fark var ve şeyi düşünmek lazım. 50-60 arasındaki yaklaşım tarzı özellikle 1960'lı yıllardaki yaklaşım tarzı çerçevesinde baktığımız zaman Kemal Tahir ile Nazım Hikmet'in arasında büyük bir mesafe var. Ve Kemal Tahir'in mesela şeyi okuduğumuz zaman insan oradan da bir sürü şey çıkar. Bu mektuplaşmalarını okuduğumuz zaman da çıkabilir. Bu mektupların öbürleri de olsa çok daha sahih bir fotoğraf ortaya çıkabilir. Yani ikisinin psikolojisi, olaylara yaklaşım tarzı farklı bir şey. Yani şimdi Sağırdere bayağı erken yazılmış bir metin. Sağırdere 1955 yılında yayınlanıyor. Ama yani şeyde içeride yani Osmanlı ilgisi derken ben Sağırdere ile başlatmaya çalıştım ama yani bu Osmanlı tarihlerini filan 1940'lı yıllarda cezaevinde okumaya başlıyor. Yani şimdi Nazım Hikmet'in o döneme ilişkin yaklaşımları olağanüstü farklı. Belki ikisini o dönemde karşılaştırmak bakımından Nazım'ın Şeyh Bedrettin metniyle Kemal Tahir'in o Osmanlı eksenli metinlerini yani o köy romanlarının geçmiş döneme dair çerçevesini karşılaştırmak açısından baktığımız zaman yani sadece o açıdan baksak bile iki ayrı dünya söz konusu. Yani şunu mu söylüyoruz? Daha Atüt'te ilgi duymadan önce de aslında Kemal Tahir'de devlete, Osmanlı'ya bakışta farklılıklar vardı. Yani bu yani Osmanlı'da mesela ne bileyim devrimci olanı aramıyor sadece. Osmanlı'da toprak düzenini şey yapıyor. O dönemden itibaren şey var. Yani Osmanlı'ya bakış biçimi Atüt kavramını kullanmadan da farklıydı. Hem farklıydı hem yani Atüt kavramına bakış tarzı çerçevesinde baktığımız zaman şeyden başlayarak yani o 55'teki romandan başlayarak
Atatürk kavramının ismi konmadan, Marksizm'den kaynaklanmadan Kemal Tahir'in düşüncesine içkin olduğu söylenebilir. Yani Kemal Tahir sadece 1960'lı yıllardaki romancılar, entelektüellerin gibi Osmanlı'dan uzak değildi. Ta o dönemden itibaren Osmanlı'ya uzak değildi. Ama yani 50'li yıllarda, 40'lı yıllarda da Osmanlı'ya uzak değildi. Kemal Tahir'in metinlerini aynı zamanda mesela ne bileyim Naif Sırrı'nın bu 57'de yayınlanan Sultanahmet Düşerken metni gibi de düşünmek gerekmektedir. Yani zaten o tür yönelimler, romanda o tür yönelimler yani sadece o bakış tarzı açısından değil, oraya yönelme açısından kendini bariz bir biçimde gösteriyor. Yani hocam, Kemal Tahir'in o yeni dönemindeki yaklaşımlarının tohumları eskiden de vardı. Nazım Hikmet'le farkı da evvel eski var gibi görünüyor bana. Hocam bu yeni dönemdeki yaklaşımları hatta Atüt'ü biraz açalım. Bir araya gidelim. Sonrasında devam edelim. Araya gidiyoruz. Kurtuluş Kayalı'yla, Kurtuluş Kayalı Hoca'yla Kemal Tahir'i konuşmaya devam ediyoruz. Tabii programın ilk bölümünde hoca ilginç bir tespitte bulundu. Önemli bir tespitti ve dedi ki aslında Kemal Tahir'de 1950'lerden sonra Atüt çerçevesinde ortaya çıkan değişikliklerin izlerini önceden de görmek mümkündür. Yani bir hapishanedeki Nazım Hikmet, Kemal Tahir'i karşılaştırdığımızda aralarında bir kısım farklar olduğunu, mektuplarına baktığımızda bir kısım farklar olduğunu görürüz. Yani bunlar evet belki belli bağlamda bir davanın içindeler ama kendilerine ait izlekleri, kendilerine ait yanları da var. Davanın içine sokuşturulmuşlar gibi. Yani ilişki ağları ne kadar o da belli değil. Yani dava biraz sahih bir dava da değil. Şimdi hocam sizin bir çok güzel bir sizden bir alıntı yapacağım. Diyorsunuz ki dışarıya açılmanın getirdiği boşluk Türkiye'de entelektüeli yazar kimliğinden çıkarmış bir çevirmen haline getirmiştir. Yani kuliste de konuştuk. İşte diyelim ki bir dönem Deleuze modaysa Deleuze'ü konuşuyoruz. Walter Benjamin modaysa Türk entelektüeli böyle moda Avrupa'da ve çeviri üzerinden konuşuluyor ve bu cümleler de çok açık. Şimdi buradan hareketle biz Kemal Tahir'in bir çevirmen düşünür, çevirmen yazar olmadığını, orijinal bir kafaya sahip olduğunu, ayağını bu topraklara koyduğunu, bu topraklardan düşündüğünü belki söylemek istiyoruz. Şimdi bir önceki programda sıkça Atüt meselesiyle ilgilendikten sonra Kemal Tahir'in Osmanlı tarihine, devlete bakışının yavaş yavaş şekillenmeye başladığını da söyledik. Yani genç izleyicilerimiz var. Meseleyle hani bir televizyonda konuşuyoruz. Alakası kısıtlı insanlar var. Bilenler zaten iyi biliyor da Atüt diyoruz. Bu Atüt meselesini bence bir açalım. Çünkü bu biraz da sohbetimizin merkezinde bir kavram. Bilenlerin iyi bildiği konusunda da insanın şüphesi olması hocam, lazım. Hocam insanları yani, üzmeyelim şimdi. Yani. Şey değil. Çünkü bu hikaye Türkiye'de bir dönemde gündeme gelmiş bir hikaye. Yani bunun gerisinde başka bir durum var. Yani şimdi baktığımız zaman, yeni döneme baktığımız zaman hakikaten metinler, yazarların kendi metinleri mi? Yoksa metinler çeviri metinler mi? Yani sadece o dilden çeviri anlamında değil. Türkçe telif yazılan metinlerin de çeviri metinler olması söz konusu olabilir. Yani Türkiye'de bariz bir biçimde ilgilendikleri entelektüelin düşüncesini özümsemek gerekli bir şey, anlamlı bir şey. Ama buna belli ölçüde direnmek de söz konusu.
şeyin Kemal Tahir'in Atüt konusuna girerken önemsediği bir Mısırlı düşünür var. Mısır askeri toplum diye bir kitabı var. Hmm. Ondan da esinlenmiş. Ama yani Kemal Tahir bu işi daha geniş bir çerçevede düşünmüş. Yani Türkiye'deki Atüt konusuna giden entelektüeller kavramdan kalkarak Osmanlı'ya yönelmişler. Kemal Tahir'in Atüt konusuna yönelmesi Osmanlı'yı üzerinde inceleyerek Atüt'e kadar gitmiş ve Osmanlı toprak düzeninin farklı olduğunu, yapısının farklı olduğunu anlatmaya çalışıyor. Bunun arkasında bir ana eksen var. Ana eksen de şu. Yani sadece Kemal Tahir çerçevesinde düşünmek mümkün değil. Yani Atüt kavramı anlamında söylemiyorum. Yani Türkiye'de düşünce alanında iki ana kol var. Bir kısmı Türkiye'nin yapısının bariz bir biçimde Batı toplumlarına benzediğini söylüyor. Bir kısım insan da Türkiye'nin yapısının özgünlüğü üzerinde duruyor. Yani Türkiye'nin yapısının Batı'ya benzediğini söylemekle mesela son dönemde Türkiye'de düşünce insanı yok. Türk düşüncesi diye tabir edebileceğimiz bir düşünce yok mantalitesi birbiriyle benzer bir şey. Ve neyi söylemeye çalışıyorlar? Tarih dediğiniz zaman Osmanlı'yı abartmanın anlamı yok. Karşılaştırmalı tarih yapalım diyorlar. Ama karşılaştırmalı tarih yapalım derken bu karşılaştırmalı tarihin illa iki toplumu birbirine benzetecek noktaya gelmesi gerektiğini söylüyorlar. O zaman yani karşılaştırdığın zaman toplumları birinin farklılığını, özgünlüğünü de bulmak mümkün. Ve hatta çok genel çerçevede söylediğimiz zaman Kemalizme yaklaşım tarzları birbirinden çok farklı da olsa bu toplumun özgünlüğü noktayı nazarından Berkes'le Kemal Tahir'in benzer düşündüğünü, bu toplumun yapısının özgün olduğunu hatta Berkes'in de anlatırken devlete izafe ettiği anlamın farklı olmasının dışında Doğu türü devlet, Batı türü devlet genellemesi yaptığını görüyoruz. Ve Kemal Tahir de devletin bu toplumda farklı olduğunu anlatmaya çalışıyor. Bir de Kemal Tahir'in bu Asya tipi üretim tarzı kavramı çerçevesinde baktığımız zaman Türkiye'nin önemli entelektüellerini etkilediğini görüyoruz. Yani mesela kimi etkiliyor? Sencer Divitçioğlu'nu etkiliyor. Evet, Sencer Divitçioğlu da bayağı. Sencer Divitçioğlu'nu Selahattin Hilal'ı etkiliyor. Bu etkilemeyi sadece ikisinin düşüncelerine... İdris Küçükömer'i de etkiliyor mu acaba? İdris Küçükömer'i çok fazla etkiliyor gibi görünmüyor. Ama Kemal Tahir'le İdris Küçükömer arasındaki benzerlik, Kemal Tahir'le Sencer Divitçioğlu arasındaki benzerlikten... Fazladır. Fazla. Niye? Şu anlamda baktığınız zaman, Kemal Tahir'in metinlerine baktığınız zaman... Kemal Tahir'in metinlerinde yerli yersiz, gerekli gereksiz Marx göndermeleri yok. Hakeza İdris Küçükömer'in metinlerinde de yerli yersiz Marx göndermeleri yok. Ama Sencer Divitçioğlu'nun metinlerine baktığımız zaman, metinlerini değerlendirdiğimiz zaman Sencer Divitçioğlu'nun o temel kitabı, Asya tipi üretim tarzı ve Osmanlı toplumu kitabı, birinci bölümü Marx'ta, Engels'te Asya tipi üretim tarzı nedir? Onun üzerine bina edilmiş ve Marx'ın, Engels'in Asya tipi üretim tarzı kavramı fetişleştirilmiş ve Osmanlı öyle anlaşılmaya çalışılmış. Kemal Tahir'in yaklaşım tarzında bariz bir özgünlük var. Yani bu bundan tam örtüşmesi gerekir diye düşünmüyor. Hakeza İdris Küçükömer'in yaklaşım tarzında da bariz bir özgünlük var, farklılık var. Ve dikkat ederseniz Türkiye'de ilginç bir hikaye. Kemal Tahir'i önemseyenlerin neredeyse hiçbiri İdris Küçükömer'i önemsemiyor. İdris Küçükömer'i önemseyenlerin hiçbiri Kemal Tahir'i önemsemiyor. Ve bunların ilginç olan noktalardan birisi, bunların CHP konusundaki yaklaşım tarzları da birbirlerine benzer. Mesela Ecevit'in 1960'lı yılların ortasında Kemalizme mesafeli bakış, eleştirel bakış döneminde ikisi de şey yapıyor, bakıyor ve mesela İdris Küçükömer şunu söylüyor. Ecevit diyor, bu partide bir yalnız kişidir diyor. Olağanüstü ilginç bir hikaye. Oradaki yayın biçimine bakmak lazım.
Kurt Kanunu kitabı, Kurt Kanunu kitabı var ya, Kurt Kanunu kitabı Rus gazetesinde tefrika ediliyor. Aa, bu çok ilginç. Olağanüstü ilginç bir evet. hikaye. Yani Kurt Kanunu belki de Kemal Tahir'in en önemli yeni dönem eleştirisini içeren bir kitap. Yani şöyle bir derinlemesine baktığımız zaman Kemal Tahir'le İdris Küçük Ömer arasında bariz bir şey var. Hocam, ve tipe bakış biçimlerinde bir Türkiye İşçi Partisi'ne bakış biçimlerinde bir ayrılık var. Ama İdris Küçük Ömer'de tipe bakış tarzında baktığımız zaman mesafeli bir tarzda bakıyor. Tipin içinde bir üçüncü yol hareketi çerçevesinde bakıyor. Daha sonra da tipte mesafeli bakıyor. Ama yani Kemal Tahir'in Türkiye İşçi Partisi'ne bakış tarzı çok daha köklü hocam, bir eleştirellik içeriyor. Bir şey söyleyeceğim. Yani mesela Küçük Ömer, Talat Aydemir'le darbe üzerine irtibata geçiyor. Yani Talat Aydemir, İdris Küçük Ömer ilişkisini falan evet. biliyoruz. Yani sonradan olmayınca belki bir uzaklaşıyor ama böyle bir meyli olduğunu anlıyoruz. Şimdi bir karşılaştırma olsun diye yani Küçük Ömer, Kemal Tahir karşılaştırma. Küçük Ömer'i sevenler de çoktur yani kızdırmayalım. Yok Küçük Ömer de olağanüstü önemli bir düşünce önemli. Adamıdır. Çünkü düzenin yabancılaşması Türkiye'de bambaşka bir söylem getirdi. Yani i̇şte bütün kitap... hikaye de şey değil. Düzenin yabancılaşması yayınlandığı dönemde neredeyse hiçbir etkisi olmadı. Düzenin yabancılaşmasının yayınlandığı dönemde herkes Türkiye'nin düzeni ekseninde düşünüyordu. Yani onun etkisi çok daha fazlaydı. Zaman geçti, insanlar düzenin yabancılaşmasına yönelmeye başladılar. Hocam burayı okumam evet. lazım. Şimdi yine ben bu Halit Refik'in Kemal Tahir'le birlikte diye bir Halit evet. Refik'in Kemal Tahir üzerine yazdığı metinlerden oluşan bir kitap. Burada Ezel Bey'in biraz önce sunuş yazısı var. Tabii Ezel Bey Kemal Tahir'le tanışmış. Evet. Metin Erksanlar'la, Halit Refik'lerle bu yerli, ulusal düşünce insanlarıyla gitmiş, oturmuş, sohbetler etmiş, Hareket Dergisi'ne yazılar almış falan. Şimdi burada bir hatırasını paylaşıyor. Bana çok ilginç geldi. Görüşmek istediği bir gün, yani Kemal Tahir'in bizimle görüşmek istediği bir gün diyor. Söze ortadan girdi. Bak etrafımızda dolaşıyor. Burada bir üç nokta var. İsmi evet. vermemiş. Hı hı. Dikkat edin o istihbarattandır. Size yön vermesin. Kemal Tahir yanına gelen bu gençleri uyarıyor. Orada hı. birisi dolaşıyor. Afalladım ama takmaz görünmek istedim. Çünkü ismi geçen kişiyi sevmiştim. Geniş kültüre sahipti. Ama o gün Kemal Bey bütün konuşmayı ajanlar, provokasyonlar ve Türkiye'deki komünist faaliyetler ve devletin tutumu üzerine yaptı diyor. Yani o kişiye nazire yaparcasına daha da önemlisi sonraki cümlelerde hocam. Şimdi geriye bakınca tipe yani Türkiye İşçi Partisi'ne mesafeli oluşu Sovyet Sosyalist Cumhuriyet Birliği'nin Çekoslovakya işgalinden sonra Mehmet Ali Aybar'ın bizim de hoşumuza giden Türk sosyalizmi çıkışına hiç ehemmiyet vermemesinde acaba o gün anlattıklarıyla ilgisi var mıdır diye düşünüyorum. Şimdi orada bir cümle daha evet. var hocam. Çocuklar bağımsız olmak, bağımsız iş yapmak çok zordur. Kemal Tahir söylüyor bunu. Meşakkatlidir. İnsanı sefalete bile götürür. Dayanmak, direnmek güç iştir. Hatta namuslu olmaktan da zordur. Her şeye hazır olmanız gerekir derdi. Şimdi burada biz Kemal Tahir'in şunu mu anlıyoruz? Türkiye'deki bir kısım ya da komünist faaliyetlerin içine aslında basbayağı ajanlar sızmış. Devletin kontrolünde hareketler mi demek istiyor? Tabii o Ezel Bey'in algıladığı çerçevede meseleye bakış tarzı şöyle bir şey var. Yani orada mesela en başında yani en başındaki hikaye o kişinin kim olduğu o dönemde hareketteki yazılar ve hareket yayınları bilinirse 3 aşağı 5 yukarı yalan yanlış tahmin edilebilir. Şey olarak. Yok, bu kişiyi İkinci... merak etmiyoruz aslında. Yok, yani... merak ettiğimiz için değil. Aslında Kemal Tahir başka kişiler hakkında da benzer şey söylüyor.
Hatta ben yani burada söyleyecek değilim tabii de Cemil Meriç'in Kemal Tahir'i eleştirdiği noktalardan biri onun Türkiye'deki önemli bir aydın hakkında söylediği laflardan da kaynaklanıyor. Hmm. Yani Kemal Tahir insanları değerlendirirken, yorumlarken köklü bir şey yapıyor, değerlendirme yapıyor. Mesela ama... Sovyetler Birliği meselesi Türk solunun en önemli meselesi olarak kendini gösteriyor. O Sovyetler Birliği konusundaki yaklaşım, Kemal Tahir'in yaklaşımı dönemin aydınlarının yaklaşımından, Mehmet Ali Aybar'ın yaklaşımından da farklı. Çünkü Türkiye'de dışarıdan bakıldığı zaman mesela ne bileyim Kemal Tahir'e mesela muhafazakar İslamcı çevreler Kemal Tahir'in yanında mesela Atilla İlhan'ı da bariz bir biçimde önemsiyorlar. Ama Atilla İlhan'la Kemal Tahir'in arasında belirgin bir fark var. Yani sadece Kemalizme bakış noktayı nazarından belirgin bir fark yok. Burada mesela ne Aybar'ı bile önemsememesi hikayesi şeyde 68'de sadece 68 değil 1970 yılında yani Aybar'ın İşçi Partisi içinde etkisinin kalmadığı bir dönemde İşçi Partisi'nin Türkiye İşçi Partisi'nin başka bir mecraya yöneldiği dönemde bile Kemal Tahir şunu söylüyor. Türkiye'de diyor sol hareket, sosyalist hareket batılılaşmanın bir versiyonudur diyor. Yani Türkiye'deki sosyalist hareketi de batılılaşma çerçevesinde mütalaa etmemiz gerekir diyor. Hmm. Yani şimdi öbür türlü Sovyet etkisine, Sovyetlerin şeye işgaline, Çekoslovakya işgaline direnç meselesi konusunda Aybar'a baktıkları zaman, bakıldığı zaman Kemal Tahir bunu bambaşka bir çerçevede mütalaa ediyor. Yani bu hikaye aynı zamanda Kemal Tahir'in olaya bakarken bir ülkenin bağımsızlığı konusundaki yaklaşımdan öte batılılaşma konusundaki tavrından da hocam onu konuşacağız. Batıl, çünkü batılılaşma... Yani buradaki eleştiri ana ekseniyle batılılaşma üzerinden. Çünkü bu metinde 1970 yılında Çetin Yetkin'le yapılmış Türkiye'de Solda Bölünmeler kitabında yayınlanmış metin. Orada bu sizin okuduğunuz metin değil. Benim söylediğim metin o dönemde yayınlanmış metin. Hatta o metin, o kitabın ilk baskısında Kemal Tahir'den alıntı çok anlamsız bir cümleyle yapılmış bir alıntıdır. Zaman geçtikçe Kemal Tahir'in öneminin anlaşılması dolayısıyla o kitabın ikinci baskısındaki alıntı daha uzun bir biçimde verilmiştir. Hı hı. Ve bu nedenle de Kemal Tahir yaşar Kemal Tahir öldükten hemen sonra Türkiye Defteri Kemal Tahir'deki nüshasını yani bu konuşmanın nüshasını yayınlamıştır. Ve bu konuşma özellikle Kemal Tahir'in, şimdi ben satır satır hatırlayamam doğal olarak, Kemal Tahir'in Türkiye'deki sol hakkındaki görüşlerinin hayatının en son noktasındaki fikriyatını açıklayan bir şeydir. Çünkü 73'te öldüğüne göre bu konuşma, şimdi, orada tarihi de var, 70'te yapılmış bir konuşmadır. Tabii ölümünden bahsetmişken sadece bir anekdot olarak paylaşalım. Çünkü yakın zamanda Mehmet Barlas'la bir nehir söyleşi yapıldı ve o kitapta Kemal Tahir'in ölümüyle ilgili de bir bölüm var. Ne işi var bu bölümün o kitapta? Çünkü Mehmet Barlas'ın evinde son gece bir yemeğe misafir oluyor. Mete Tunçay, Ali Saydam falan bulunuyorlar. Ve söylendiğine göre özellikle Mete Tunçay'ın ağır eleştirileri oluyor. Ve orada kalpten rahatsızlanıyor. Hı. O gece tartışıldı. Şimdi hocam... mesela milliyetçiliğin de Kemal Tahir Batı'nın icadı olduğunu ve Batı'dan bize bulaştırıldığını söylüyor. Komünizmle ilgili bunların içerisine bayağı birileri karıştı diyor. İslami konulara da mesafeli. Hatta yanına giden gençlere kaç kişisiniz diye soruyor. Yani siz hani bir şeyler yapmak istiyorsunuz. Diyorlar ki biz 10-12 kişiyiz. Diyor ki o çok fazlaymış ya. 3 kişiyle devrim yapılır diyor.
Yani o kadar da sağlam insanın az bulunacağına dair bir kanaati var ki Kemal Tahir'in. Yani 10 kişi, 15 kişi ona göre bayağı bir insan. Şimdi bütün bunları toplayarak tekrar şuraya geliyoruz. Atüt dediğimiz şey, yani Asya tipi üretim tarzı, Marksizmin, hocam ben çok iptidaileştireceğim, kusuruma bakmayın. Marksizmin bir tarih şablonu var normalde. İşte ilkel komünaldir, ondan sonra derebeylik nizamı, kapitalizm falan. Ama Marx, Engels aralarındaki mektuplaşmalarda falan diyorlar ki bu Hindistan, hatta Osmanlı falan belki bizim şablonumuza tam uymuyor. Burada başka şeyler var. Yani bizim tarihi bir şekilde tuttuğumuz çeteleden farklı şeyler oluyor. Bunun üzerine herhalde Asya tipi üretim tarzı diye yeni bir açıklama mı getiriyorlar? Evet. Yani Asya toplumlarının tarihini biraz farklı bir modelle açıklıyorlar. Açıklıyorlar. Şimdi oradan bize gelelim. Mesela Kemal Tahir'in... Mesela bütün hikaye şey, yani İdris Hüsküm'ün de metninde o var. Temel şey, Doğu cennetinin anahtarı Doğu toplumlarında toprakta özel mülkiyetin olmamasıdır. Yani insanlar bunu basitleştirerek anlatıyorlar ve o dönemde çok ağırlıklı bir biçimde bu konu tartışılıyor. Ve hakikaten Osmanlı'da özel mülkiyet var mıydı, yok muydu? Bilmem o timar sistemi, hukuki olarak özel mülkiyet olmasa da fiili olarak özel mülkiyette diye insanlar üzerinde duruyorlar. Bir kısım insanlar da bunun özel mülkiyet olmamasının farklı olduğunu söylüyorlar. Ama bu tartışma olayı bütünüyle teknik üzerine, bütünüyle iktisat üzerine bina etmeye gidiyor. Halbuki olay daha kapsamlı bir tarzda olay ve Marx'ın kafasındaki örnek de Hindistan örneği şey olarak baktığımız zaman şey olarak, yani Doğu toplumlarının farklılığı. Hocam yani şimdi, burada biraz yani şöyle bir şurayı açalım. Yani mesela çok böyle işin felsefi kısmına girmeden, yani Orta Çağ'da Batı'da feodalite ve feodal bey diye birisi var. Toprak bu adamın mülkü. Evet. Orada çalışanlar kölesi. Alabiliyor, satabiliyor. Hatta toprakla beraber çalışanlar da alıp satıyor. Burada sürekli intifa hakkı var. Kullanım hakkı var. Ama Osmanlı'da aynı dönemde, aynı dönemi denk getirelim. Tımar sistemi diye bir şey var. Tımar sisteminde toprak tımar beyinin değil. Evet. Orada çalışanlar köle değil. Evet. Herhangi bir tımar sahibi onların alıp satması mümkün değil. Muvakkaten bir toprağın işletmesinin başına konulmuş birisi. Şimdi Kemal Tahir herhalde baktığı zaman, yani Osmanlı nizamına ve Batı nizamına, Marksizmin Batı için biçtiği bu gömleğin bizim tarihimize uymadığını. Ama hangi tarih? Marx'ın yaklaşımı içinde bu kavramın bu topluma kısmen uyduğunu söylüyor. Şimdi Kemal Tahir ölünceye kadar Marksist birisi olarak tartışmalı mı? Marksist birisiydi. Tabii Marksist birisiydi. Ama bu Marksizmin anlaşılış biçimleri oldukça değişik. Ve Kemal Tahir sürekli düşünen bir insan olduğu için Marksizmi biraz esnek bir biçimde yorumlamış bir insan olarak şekilleniyor. Yani Kemal Tahir, demin söylediğim hikaye bununla bağlantılı. Kemal Tahir'in metinlerinde Marx'a o dönemdeki yaklaşım tarzı kadar gönderme yok. Aybar'ın o dönemde yazılmış bir metni var. Yazılmış bir metinde bir yazardan bahsediyor. İsmi lazım değil. Bugün iklim durumunu, hava durumunu şey yapmak için Marx'a gönderme yapıyordu diyor. O döneme baktığımız zaman, o dönemi değerlendirdiğimiz zaman, yani o dönemin Marksistlerinin okudukları temel metinler Marx, Engels metinleri değil. O dönemin Marksistlerinin, yani 60'lı yıllar Marksistlerini en fazla etkileyen metinler Lenin'in ve Stalin'in metinleri. Hatta ilginç bir şey, bir tane tez var Atilla İlhan üzerine yapılmış, daha yayınlanmamış bir tez. Orada bir şey soruyor adam. Yani çok ilginç bir tarzda soruyor. Türkiye'de diyor, incelenmesi gereken, bu düşünce tarihini anlamak bakımından incelenmesi gereken esas mesele diyor,
Leninizmin Türkiye'de neden o kadar etkin olduğudur diyor. Yani şimdi Kemal Tahir'in metinlerine baktığımız zaman, o dönem Marksistlerinin metinlerine baktığımız zaman, Kemal Tahir'in metinlerinde neredeyse Lenin'e gönderme yok denecek kadar az. Öbür metinlerde Lenin'e gönderme çok daha fazla. Mevzul miktarda var. Mevzul miktarda var. Zaten bütün hikayede şu, Türkiye'de sosyalizmin anlaşılış biçimi itibariyle, yani insanın çok ciddi bir biçimde sorgulaması gereken hikaye, 60'lı yıllarda sosyalizm Türkiye'de niye bu kadar yaygınlaştı? Evet. Ve Türkiye'de daha sonraki dönemlerde insanların söylediğinin yaklaşımının tersine, Türkiye'de 60'lı yıllarda sosyalizmle Kemalizm nasıl böyle sentez biçiminde iç içe geçmiş bir halde geçti. Yani evet. daha sonraki dönemin Türk-İslam sentezi hikayesi neyse, bu Marksizmle Kemalizmin bu sentez hikayesi de benzeri bir şey. Yani bu bir arkadaş bu metni şey yapmaya çalışıyor, çözümlemeye çalışıyor. Atilla İlhan da bu metnin bu çerçevede çözümlenmesi açısından olağanüstü önemli bir figür. Ve Kemal Tahir'in metinlerine baktığımız zaman da Kemal Tahir bu sentezin yapay bir sentez olduğunun farkında olan birisi. O dönemde yaygınlaşan sosyalizm anlayışının ne ölçüde yapay ve aynı zamanda o dönemdeki bu sentezin ne ölçüde problemli olduğunu söyleyen bir adam. Sonraki dönemde de mesela bu bir takım sol sosyalist entelektüellerin Kemalizme yönelik ölçüsü kaçmış bir eleştirisi var. Şimdi o ölçüsü kaçmış eleştiriye baktığınız zaman kendileri farkında olmasa da evet hocam, onların Kemal Tahir'den bariz bir biçimde etkilendiğini görüyoruz. Ve mesela Mete Tuncay'ın Kemal Tahir tepkisinin de aslında kendi bakış tarzının ana noktaları itibariyle Kemal Tahir'den beslendiğinin farkında olmamasından kaynaklanıyor. Hocam. Ve şu cümleyi söyleyeyim. Ve mesela Türkiye'de son dönemde icat edilen erken cumhuriyet dönemi kavramı var ya. Evet. Bu kavram, yani son dönemde sol liberaller hep bu kavram üzerinde duruyorlar. Kemal Tahir'in de 1960'lı yılların ortalarından itibaren en belirgin olarak eleştirisinin odaklaştığı konu bu. Kemal Tahir bunları fikriyatı biçiminde, tarzında etkileyemiyorsa da bunların yöneldiği alanın ne olması gerektiği acayip bir paralellik arz ediyor. Bir araya gidelim. Bu meseleyi genişleterek konuşalım. Yani batılılaşma meselesi de var. Arkadaşlarımız uyarıyorlar. Kısa bir ara veriyoruz. Uzun hikayede Kurtuluş Kayalı Hoca'yla Kemal Tahir'i konuşmaya devam ediyoruz. Bu üçüncü ve son bölümümüz. Aslında programın başında da söyledik. Kemal Tahir aslında büyük bir orman. Sadece notları bildiğim kadarıyla 15 cilt civarında. Romanları, daha fazlası da var yayınlanmamış. Romanları, çevirileri, sinemaya etkisi, Halit Refiler, Metin Erksanlar, Ayşe Şasalar, ulusal sinemaya açtığı yol, yerlilik meselesi, Kemal Tahir bağlamında konuşacağımız şeyler. Doğrusu bugün hocam artık nasip ne kadarsa diyeceğiz ama ben öyle zannediyorum ki biz izleyen insanlar bir şeyi de merak ediyorlar. Yani bu Kemal Tahir'in Osmanlı'ya bakışından hareketle işte Kerim Devlet fikrine varması, biz ve Batılılar bu ayrımı, Batılılaşmaya bakışı. Bir de sizinle bir şey paylaşayım hocam, onu mutlaka biliyorsunuzdur. Kemal Tahir mesela Devlet Ana kitabının ismi birkaç kere değiştirmiş. Ben dergahta öyle bir yazı yayınlamıştım. Ve kapaklarını da kendisi çizmiş. Kanlı Frenk ve Devlet Hatun'muş başlangıçta kitabın ismi. Onun şeyi de var zaten. Yani görseli de var bende. Kanlı Frenk ve Devlet Hatun sonra dönüşe dönüşe Devlet Ana'ya gelmiş.
yayıncılar bilir, okuyucular çok bilmezler. Onlar bir kitabın son halini ve kapağını gördükleri için. Aslında bu kitap kapakları da bazen halden hale girer, tartışılır. Tabii Devlet Ana çok seviliyor, çok özellikle muhafazakar okur nazarında. Ama şimdi bir Kemal Tahir tablosu çıktı sizin söylediklerinizden. Kemalistler onu devrimlere karşı bir noktaya geldiği için, Marksistler de düşüncede gerici bir noktaya doğru gittiği için eleştirmişler. Gerçekten de Kemal Tahir de Devlet Ana romanıyla beraber çok farklı bağlamda Osmanlı İmparatorluğunu apayrı bir yere oturtuyor. Yani tarihsel varlığını ve bir Kerim Devlet fikri ortaya çıkıyor. Ve bizi bir şekilde tarif etmeye başlıyor. Batı'yı da başka bir şekilde ve batılılaşmaya karşı bir iki şey okuyacağım. Bayağı sert söylemleri var notlarında. Notlarından bir tanesi hatta batılılaşma üzerine kitap. Evet. Şimdi bu Devlet Ana'yla beraber Kemal Tahir nasıl bir devlet fikri ortaya çıkarıyor? Yani şimdi, bizdeki devlet... Bizdeki devletin farklılığını söylüyor. Devlet Ana'nın en kilit cümlelerinden biri, Türklerin temel vasfı devlet kuruculuğudur diyor. Önemli. Ama yani Devlet Ana'yla başlamıyor bu hikaye. Evvel eski başlıyor ve mesela Kerim Devlet kavramı çok şey bir biçimde, kısa bir biçimde Yorgun Savaşçı'da 65'te çıkan, Devlet Ana 67'de Yorgun Savaşçı'da geçiyor. Yani Türkiye'de devlet diyor, Osmanlı Devleti'ni de kastederek, asıl olan hikayede zaten Osmanlı şey değildir diyor. Bir sınıfın başka bir sınıf üzerindeki baskı aracı değildir. Birincisi insanı adım adım gidelim. Hı? Birincisi diyor ki bir Türklerin en önemli vasfı devlet kurucu. Yani tabiatlarında böyle bir şey var. Bu da Osmanlı'yla başlayan bir şey değil. Yani Orta Asya'dan beri süregelen bir şey. Bir. İkincisi hocam... Devlet baskı aracı değildir. Türkiye'de, Osmanlı'da devlet ihya edicidir diyor. Hı hı. O kavramı kullanıyor. Yani hatta ilginç bir şey, yani bu her şeyde geçiyor. Mesela şeyi de söylüyor. Bu İzmir suikastını anlattığı kitabında söylüyor. Ne diyor? Sovyet devrimi biraz daha farklı bir düzlemde gelişseydi, Türkiye'de devlet eliyle sosyalizme geçmenin mümkün olduğu düşünülebilir diyor. Yani devlete önemli, olumlu özellik izafe etmesi anlamında Kurt Kanunu'nda böyle bir şey var. Yani hikaye... Şeyin, Berkes'in bu Doğu türü devlet, Batı türü devlet, bu devletlerin farklılığı üzerine bina edilmiş bir şey. Ve burada çok net bir biçimde var. Hatta ilginç bir hikaye var. İşte demin söyledim, Sencer Düşçüoğlu'nun iki tane temel kitabı var. Birisi herkesin bildiği kitap. Hı hı. Öbürü de yazarın bile unutmak istediği kitap yaşadığı dönemde. Öbür kitap az gelişmiş ülkeler ve şey kitabı. Asya tipi üretim tarzı kitabı, broşür. O kitap 1966'da yani esas kitaptan, Osmanlı toplumu ve Asya tipi üretim tarzı kitabından bir sene evvel yayınlanmış gibi bir kitap. Ve orada Kerim Devlet lafı çok net bir biçimde geçiyor. Ve Türkiye'de nasıl söyleyeyim, halk sosyalizmine nasıl geçilebilir, öyle bir formül var o kitapta. Hatta Sencer Dibiçoğlu kendi şeyinde, siz de hatırlarsınız, Nehir Söyleşisi'nde, kendisiyle yapılan Nehir Söyleşisi'nde ikinci kitabı okuduğu zaman diyor şeyin, Kemal Tahir, arkadaş burada Kerim Devlet nerede diye sordu diyor. Yani sen olayı bariz bir biçimde mekanikleştirmişsin demeye getiriyor. Hatta ilginç bir şey, Asya Tipi Üretim Tarzı ve Osmanlı Toplumu kitabının o epigrafı Kemal Tahir'in bir sözüdür. Galiba şeyden alınmış bir sözüdür. 65'teki Yorgun Savaşçı romanından, bir şeyin tabu olması için anlaşılmaması şarttır sözü. Yani bunu nereye çekersen çekebilirsin. Olağanüstü geniş kapsamlı bir söz. Tıpkı şey sözü gibi. Yani Said Halim Paşa'nın
İdris Hüsnü Ömer'in kitabının başına koyduğu söz gibi. Sultanahmet yaşamasaydı bile çağdaşları yeni bir Sultanahmet yaratırlardı. Yani insanlar biraz döneminin şartlarının unsurudur. Şartlarının tayin ettiği şeylerdir. Dolayısıyla en bariz bir biçimde devlete farklı bir özellik ithaf ediyor. Ve devlet kavramı, devleti anlayış tarzı tipik, klasik, Marksizm'den olağanüstü farklı bir yöne gidiyor ve devlete yönelik olarak olumlu özellikler izafe ediyor. Yani atüt kavramını aşan bir tarzda devleti sadece Osmanlı'nın o dönemi açısından değil, değişik dönemleri açısından da farklı bir tarzda mütalaa ediyor ve o dönemin değişik görüşlerine göre farklılık arz ettiğini gösteriyor. Yani bu toplumun farklılığı, bu toplum üzerinde Batı toplumlarının tahkimine direnç gösterilmesi gerekliliği, Batı kültürüne tepkili olma gerekliliği kendini gösteriyor. Yani devlet konusundaki fikri, batılılaşma konusundaki fikriyle eş zamanlı gelişiyor ve birbirleriyle iç içe geçmiş bir hikaye ve hatta yerlilik fikri de hocam, bunun içinde bir yere oturuyor. Şimdi bu biliyorsunuz Dümezil'in Üç İşlev Teorisi diye bir kitabı çıktı. Bu Cumhuriyet'in Osmanlı'nın son döneminde İstanbul'da, Darülfünun'da, Cumhuriyet'in ilk yıllarında da Ankara'da dersler vermiş bir Fransız. Tarihi Edyan, dinler tarihi dersi veriyor. Hint-Avrupa kavimlerinin geninde üç işlev oldu. Yani Tanrı Kral, esnaf tüccar ve askeri sınıf. Hı hı. Yani Sencer Divitçioğlu da Orta Asya'da Altay destanlarını falan üç işlevle açıklanabileceğini düşünüyor. Fakat Selçuklulara geldiğinde bu teorinin pek de yürüyemeyeceği ortaya çıkıyor. İki işlevli bir toplum bizimkisi. Ordu ve millet, devlet ve millet. Yani ve millet de biraz önce söylediniz ya, yani devlet sosyalizm getirecekse millet şöyle düşünecek. Yani herhalde bizim için uygun budur. Yani Türklerde devletine karşı garip bir bağlılık ve onun kararlarına karşı da mesela sevmese bile sükunetle karşılama. Herhalde böylesi daha münasip. İşte Allah devlete zeval vermesin deyişi de onlardan. Onda acaba hocam şeyin de etkisi yok mu? Yani göçmen bir toplum. Sonradan yurt tutmuş. Yani organize olmazsa, başında bir efendi güç bulunmazsa. Şimdi mesela o dediğiniz hikaye, yani Sencer Divitçioğlu'na yönelik olarak söylediğiniz yorumun daha bütünlüklü bir çerçevesi şeyde Baykan Sezer'in yazdığı metinlerde de var. Evet. Bu ordu şey hikayesi. Şimdi tabii son bölümde olduğumuz için hocam ben bu Kemal Tahir bir de batılılaşma demez, batılaşma der. Evet, batılaşma der. Yani sadece Kemal Tahir de batılaşma demez. Bakın paralellik orada. Yani İdris Hüsnü Ömer'in kitabının başlığı da şeydir. Düzenin yabancılaşması batılaşmadır. Evet. Bu niye böyle diyorlar hocam? Bu yani Türkçe kullanımdan kaynaklanan bir şey mi? Ben Türkçe kullanımdan kaynaklandığını bilmiyorum da batılaşma, ama batılaşma etkinin çok daha yoğun olduğunu gösteren evet, bir şey. Yani daha kesif bir şey. Daha öbürü biraz daha nötr bir kavram. Öbürü de daha şey bir kavram. Mesela ilginç bir şey. Türkiye'de ismi lazım değil. Sosyologlardan biri yazarken hep batıcılaşma yazdı. Çünkü bizim 60'lı yıllarda bizim sol kesimde de her yerde de batıya karşı bir tepki var. Batıcılaşma dediğiniz zaman biraz eleştirel bakmış oluyorsunuz. Evet. Bu sosyolog zaman içinde değiştiği için kendi söylüyor bunu. Ben diyor bütün kitaplarımı açtım diyor. O zaman bilgisayar da bu kadar gelişkin değil. Hı hı. Her bir batıcılaşma lafını batılılaşma diye çevirdim diyor. Yani bu bir biçimde bir şekilde baktığımız zaman o dönemin haleti ruhiyesine uygun bir şey ve Türk entelektüelleri de o dönemde bu batılılaşma kavramını mesele yapmamışlar. Yani o dönemde kimsenin gözüne batılılaşma batmıyor. Ama bu dönemde batıyor. Evet.
Hocam bu birkaç cümlesini kısa kısa birkaç paragrafı okumak istiyorum Kemal Tahir'in Batılaşma kitabından. Bölüm başlığı Emperyalizm ve Türkiye. Yani bu konuda çok sert ve net, yani hiç tavizsiz şeyleri var. Hangi zorluk altında olursa olsun emperyalizmle beraber yürüttüğü dönemin bütün değerleri üstünde eleştirici olarak duracağız. Hiçbir aman vermeyeceğiz, acımayacağız. Birincisi bu. Emperyalizmden kurtarılanlar ancak geçici olarak önemlidir. Asıl kurtarılması gerekli olanlar önemli sayılmalı. Yani millet ıvır zıvırla uğraşıyor. Emperyalizm bağımsız milli devleti olan toplumlarda iktidar kadrolarının milli istekleri halinde görülür. Hocam burası çok önemli. Evet. Emperyalizm bağımsız milli devleti olan toplumlarda iktidar kadrolarının milli istekleri halinde görülür. Yani şekilden şekilde görüyor. Görünmek zorundadır. Parantezi. Bu nedenle gerçek milli isteklerle emperyalist istekler çoğu zaman birbiriyle karışık bulunur. Daha da korkuncu, emperyalist oyunlar milli isteklerden daha da milli görünür. Hocam ne diyor? O müthiş bir şey. Daha da korkuncu, emperyalist oyunlar milli isteklerden daha da milli görünür. Bu görünüşü sağlayabilmek için önceden tasarlanarak hazırlanmış tabular kullanılır. Bütün tabular namussuzluktur. Bir bölümde okuyayım, uzatmayayım hocam. Emperyalizm o kadar açık bir namussuzluktur ki ancak yerli alçakların aldatma ve saklama ustalığıyla yutturulabilir. Bu cümleyi tekrarlamamız lazım. Emperyalizm o kadar açık bir namussuzluk, yani emperyalizm çok açık diyor zaten. Yani bu namussuzluk. Ancak yerli alçakların aldatma ve saklama ustalığıyla yutturulabilir diyor. Bunu en iyi uygulayan emperyalist ajanlarının en yamanları da bizdedir diye haklı olarak övünebiliriz. Bir de bunları hangi tarihte yazdığı önemli. Yani bunların yayınlanış biçimi, bu cümleleri, bu kısımları ne zaman yazdığı çok belirgin değil. Hocam örtük bir de bu olarak, yani, yok yani yaygın yani notların hazırlanmasında bir sıkıntı var hocam. Tabii. O tür şeyler. Yani adamın Kemalist döneminde de sosyalizme biraz daha katı bir biçimde yaklaştığı dönemde de, en son dönemde daha esnek bir tarzda yaklaştığı dönemde de geçerli. İlginç olan hikayelerden biri ne biliyor musunuz? Yani Türkiye'de bir sürü aklı evvel, yani şu şeyi okudunuz ya şimdi. Evet. Bir sürü aklı evvel ne diyor? İkinci Cumhuriyetçiler diyor. Ve liberal solcular diyor. İşte Kemal Tahir'den ve İdris Küçük Ömer'den kaynaklanmışlardır diyor. Ya o insan emperyalizm karşısındaki tutumuna baktığı zaman Kemal Tahir'in ve İdris Küçük Ömer'in, yani ikinci Cumhuriyetçilerle ve liberal solcularla çok temel farklılığı olduğunu görür. Anlatabiliyor muyum? Yani bu cümleler, bu cümlelere ilave edilecek başka cümleler bunun çok net göstergesi. Hocam, mesela bu şurada okuduğunuz cümle, bahusus en son cümle, ne bileyim işte en son metninde, en son metinlerinden birinde, yol ayrımında, o yerlilik üzerine söyledikleriyle... Hocam romanlarına da daha hiç başlayamadık. Ama yani mesela o romanlara baktığınız zaman yani romanlarda bu hikayeler var. Yani bütün hikaye mesela hakikaten ilginç bir şey. Bunların zaman içinde nasıl evrildiğine de bakmak lazım. Yani tarihe baktığımız zaman bizim gördüğümüz tarih doğru bir tarih değil. Mesela yol ayrımı, işte 70'te yayınlanmış kitap, ölümünden 3 sene evvel yayınlanmış kitap. Yol ayrımı o metinden farklı bir biçimde, bayağı farklı bir biçimde, 1962 yılında şeyde yayınlanıyor, Öncü gazetesinde yayınlanıyor. Hakeza Bozkır'daki Çekirdek, mesela baktığınız zaman Kemal Tahir'in böyle işte çarpıcı olması biraz da orada. 1960'ların ortamı künstleri güzellemesiyle dolu bir ortam. Evet. Bozkır'daki Çekirdek'te 67'de yayınlanıyor ve o dönemi Devlet Ana'dan daha fazla sarsan bir kitap. Çünkü Devlet Ana'ya yönelik tepki daha sonra gelişiyor. Yayınlanır yayınlanmaz buna yönelik tepki çok daha fazla. O da 1964 yılının sonunda Cumhuriyet Gazetesi'nde tefrika ediliyor. Şimdi düşünebiliyor musunuz? O 64 yılında
Cumhuriyet Gazetesi'nde tefrika ediliyor ve Cumhuriyet Gazetesi'nin başka yerlerinde acayip bir tarzda köy enstitüleri güzellemesi var. Bu şey orada o köy enstitülerle güzellemesiyle iç içe koyun koyuna devam ediyor. Gidiyor. Hocam şimdi şey soracağım. Bak, baktığınız zaman da zaten en yoğun bir hikaye o köy enstitülerinden kaynaklanıyor. Şimdi bir bakıyoruz yani 60'lı yıllara falan işte Mehmet Ali Aybarlar, yerli sosyalizm bir yanıyla yükseliyor, Kemalizm. Hatta belki İslami gelenek de kıpırdamaya başlıyor falan o dönemlerde. O dönemde işte mesela Sezai Karakoç'un o Kemalizmin sosyalizme evrimi konusunda yaptığı genelleme dönemi demin söylediğim çerçevedeki genelleme gibi olağanüstü gerçekçi bir biçimde yansıtan genelleme. Türkiye'de o evrilme çok daha net bir biçimde oluşuyor. Daha sonraki dönemde de sosyalizmden kemalizme doğru evrilme kendini gösteriyor. Hocam o şöyle söyleyeyim. Aslında o evrilme ilginç ve yani başlı başına bir konu. Yani bu evrilme dışarıdan müdahalelerle mi oldu? Devletin müdahalesiyle mi oldu? Yani bu evrilme ne anlama geliyor ama şimdi ben şeyi merak ediyorum. Yani böyle bir zamanda komünizm havalı, Kemalizm imkanlı, Müslümanlık henüz mağduriyet aralığında bir yerde. Kemal Tahir'in yanına toplaşan insanlar kimler? Yani Kemal Tahir'in muhiti falan. Yani bu, Kemal Tahir'i anlamak için biraz da o dönemde farklı düşünmek. Kemal Tahir o dönemde kim vardı? Bu yani kesimin hepsiyle mesafeliydi. Bu kesimlerin hiçbirini çok fazla ciddiye almıyordu. Kemal Tahir'in mesela sohbet mi ben gördüm hocam. Burada bizim fotoğraf bilmiyorum yani bazı fotoğraflarında Kemal Tahir'i biliyorsunuz sigarasız fotoğrafını bulmak zor. Arkadaşlar da diyorlar ki biz bunları gösteremiyoruz. Gösterdiler mi bilemiyorum ama mesela Turgut Uyar'la göstermişler hocam. Mesela Turgut Uyar'la bir fotoğraf var. Tekrar bilmiyorum. Turgut Uyar'ın bu 70'te çıkan divan kitabı üzerine, şiir kitabı üzerine olağanüstü, övgü dolu bir yazısı hocam, vardır. Hocam onu söylemek istiyorum. Yani Turgut Uyar'ın divanıyla Kemal Tahir arasında bir akrabalık var gibime geliyor. Yani Türkiye'de benim söylemeye çalıştığım şey Kemal Tahir belli ölçüde bir yalnız adam. Kemal Tahir'in çevresindeki adamlar da başka şeylere monte edilmiş adamlar. Yani başka şeyin içinde ve fakat onu da önemseyen adamlar. Ama yani Kemal Tahir'in çevresindeki adamlar da o başka şeylerle de mesafeli bir adamlar. Mesela Selahattin Hilav'a baktığımız zaman, Selahattin Hilav tipin içinde, Türkiye İşçi Partisi'nin içinde. Ama Selahattin Hilav Malatya Kongresi'nden sonra belli ölçüde dışında. Yani Kemal Tahir biraz yalnız bir adam. Mesela Selahattin Hilav hakikaten Devlet Ana üzerine de, Kemal Tahir'in başka metinleri üzerine de olağanüstü olumlu, olağanüstü gelişkin metinler yazmış ama bir adam. Yani ama mesela Kemal Tahir'in şeyini, yaklaşım tarzını o dönemin genel geçer sosyalist anlayışına yakınlaştırmaya çalışarak yazıyor. Ben vaktiyle bu bir dergide Kemal Tahir ve takipçileri diye bir metin yazmıştım. Anlatabiliyor muyum? Yani o metin bu takipçilerinin belli bir biçimde ilişkilerinin pamuk ipliğine bağlı olduğunu ve zaman geçtikten sonra da bu ipliğin hepten koptuğunu gösterir tarzda bir şeydir. Yani Kemal Tahir'in en yakın olduğu düşünülen Metin Erksan'a, Halit Refik'e baktığımız zaman bile Halit Refik mesela Kemal Tahir ölçüsünde önemsediği Halit Ziya var. Ve Kemal Tahir'e baktığımız zaman Kemal Tahir'in tarih anlayışının Halit Refik ile arasında oluşan mesafe bakımından çok önemli olduğunu. Çünkü bu Harem'de Dört Kadın filmini Kemal Tahir eleştirirken, kendi yazdığı senaryoyu eleştirirken Halit Refik'in buna sahip çıkması, yani meselenin farkını koyar. Hakeza Metin Erksan'ın dünyası Kemal Tahir'den olağanüstü farklı. Metin Erksan Kemalizm'e olağanüstü olumlu bir tarzda yaklaşır. Mesela demin okuduğunuz bir metin vardı ya bu milliyetçilik konusunda.
Metin Akşan'da milliyetçi bir damar çok köklü bir biçimde varken Kemal Tahir'de bu belli ölçüde mesafelidir. Yani uzaktır, hatta değişiktir demin okuduğunuz metinde görüldüğü gibi. Anlatabiliyor muyum? Yani hocam, bu... Kemal Tahir'in en yakın olduğu çevre. Ha yani mesela Metin Akşan'da Kemal Tahir hakkında kesinlikle incitici bir cümle kesinlikle söylemez. Hem olumlu cümleler söyler ama yani dünyaya bakış tarzı, dünyayı yorumlayış şekli belirgin bir biçimde farklıdır. Hatta mesela ne bileyim Kemal Tahir'i kendi yazdığı filmlerin senaryosuna hiçbir biçimde bulaştırmamıştır. Yani o bağımsız şeyini korumuştur mesela ne bileyim işte 68'de çektiği Kuyu'nun diyaloglarını Kemal Tahir yazmıştır. Yani Metin Akşan istemeden yazmıştır. Metin Akşan da onu koymamıştır. Hocam bu ilgi yani Kemal Tahir'deki sinemaya ilgi. Sonra biliyorsunuz yani ulusal sinema tartışmaları. Hı hı. Çünkü sinemacıları da etkiliyor. Yani düşünce insanlarını etkiliyor. Edebiyatçıları belli oranda etkiliyor. Ama mesela Kemal Tahir'in sinemaya ilgisi nereden kaynaklanıyor? Bu bir geçim ilgisi mi? Yoksa bir kısım sinemacılar gelip onunla tanışıyorlar. Tanışmadan öte. Yani Kemal Tahir'in belki en fazla senaryo yazdığı şey yani Kemal Tahir Halit Refik'e bile fazla senaryo yazmamıştır. Başka insanlara yazmıştır senaryoyu. Yani geçim... Onun etkisi de olabilir. Yani Kemal Tahir'in bir dönemden sonra yok. Ama yani Kemal Tahir sinemayı olağanüstü önemsemiştir. Peki ulusal sinema... Kemal Tahir'in kafası da açıktır. Mesela ne bileyim Kemal Tahir Umut filmini çok net bir biçimde dışarıdan eleştirmiştir. Köklü bir biçimde eleştirmiştir. Ama Kemal Tahir Yılmaz Güney'in çektiği Seyitan filmi üzerine olağanüstü olumlu sözler söylemiştir. Yani sinema şey diyor... Benim romanımın gitmediği yerde bu toplumu etkileyen bir şeydir diyor. Ve yerli olmadığı sürece diyor, bu topluma giden bir yol olmadığı sürece diyor, hiçbir sanat dalı yerli olamaz diyor. Yani bu toplumla bu bağlantıyı kuramadığı sürece yerli olamaz diyor. Hatta ilginç bir şey, çok da çerçeveyi gösteriyor ve hala köyde odaklandığını göstermesi bakımından Türkiye'de romanın ve sinemanın köyle ilgilenmesi gerektiğini söylüyor. İlginç bir şey. Burada mesafeli bakmak da mümkün. Çünkü orada Altın Koza Film Festivali'nde 69'da yaptığı bir konuşma var. O dönemde jüri başkanı 3 film ödül kazanıyor. Kuyu, Seyitan filmi, Yılmaz Güney'in ve Ezo Gelin diye bir film, Orhan Aksoy'un çektiği bir film. Yani üçüne de baktığınız zaman üçünün ortak noktası köy olarak odaklaşıyor. Ve Kemal Tahir'in köye yaklaşım tarzı sinemacılarla o dönemin edebiyatçıları ve sosyologlarından bariz bir biçim. Sinemacılara daha yakın, edebiyatçılarla ve sosyologlardan çok daha uzak. Ve mesela Osmanlı üzerindeki köy, kır alanı tartışması ne kadar farklıysa Cumhuriyet dönemi 60'lı yıllar köy alanı tartışması o kadar farklı. Yani mesela Türkiye'de o büyük toprak sahipliğinin çok abartıldığı gibi olmadığını söylüyor. Tarım reformunu o kadar da önemsemiyor. Ve Türkiye'de mesela kentleşme konusunda söyledikleri de farklı. Yani kent dediğinde koskoca bir köydür diyor. Yani mesela zaman geçtikçe baktığımız zaman Kemal Tahir'in bu söyledikleri Türkiye'de sosyologlar tarafından da tespit ediliyor. Hocam bir yerlilik meselesine bu sohbette girmesek olmaz. Aslında Calvino'nun görünmez kentlerdeki sözü gibi oldu. Yani şimdiye kadar Venedik'ten başka nereden bahsettik? Aslında hep yerlilikten bahsetmiş olduk. Ama yine de onu bir çerçeve içerisine almak lazım. Şimdi ortada tuhaf da bir durum var. Yani Kemal Tahir'in yani Sovyet tipi sosyalizme mesafesini anlayabiliyoruz. Evet bir Marksist ama Türkiye'de bir yerlilik söz konusu olduğunda, hele kültürel yerlilik söz konusu olduğunda din
ciddi derecede önemli. İdeolojik anlamda dini söylemiyorum. Yani günlük kültürel hayat, anlamda. Yani insanların düğünüdür, derneğidir, cenazesidir, kurbanıdır, bayramıdır. Yani bu topraklarda neredeyse nefes aldığımız her şey ideolojik değil ama kültürel bağlamda dinle ilişkili bir şey. Şimdi Kemal Tahir üzerinden dine mesafe koyarak yerliliği nasıl konuşacağız hocam? Vallahi yerlilik dediğimiz zaman nedir? Yani yerlilikte dinin yerlilikte önemli bir yeri var. Ama burada sizin görüşünüzü merak ediyorum hocam. Kemal Tahir ne düşünüyor? Ben Kemal Tahir'e yakın düşünüyorum. Yerlilikte dinin önemli bir yeri var. Yani ama yerlilikte din dışında Türkiye'de yaşana gelen hayatın çok merkezi bir yeri var yerlilikte. Yani bütün hikayene biliyor musun? Daha yeni bir şey yaptım. Yerli dediği zaman insanlar karşıtı seküler olarak koyuyor. Evet. Anlatabiliyor muyum? Yani bir tuhaf bir tarzda yerliliğin karşıtının seküler olarak konulmasıyla yerliliğin bütünüyle din eksenli düşünülmesi birbirinden çok farklı şeyler değil. Dolayısıyla Türkiye'de dinin anlaşılış biçimi çerçevesinde yerlilikte önemli bir yeri var. Ama bu eksen kültürel boyutuyla çok daha geniş bir çerçevede şekilleniyor. Zaten dini anlayış biçimi çerçevesinde baktığımız zaman mesela İslami muhafazakarlarında Türkiye'de değişik dönemlerde din anlayışları birbirinden bariz bir biçimde farklılık gösteriyor. Hocam, hakeza Türkiye'de İslamcı muhafazakarların da yerlilik konusundaki yaklaşım tarzları o da zaman içinde gösteriyor. Şimdi biliyorsunuz bu geçmişte Birikim Dergisi'nin bir yerlilik özel sayısı var. Yani herhalde 80'lerde mi? Benim paremde var 98'de, ama 90'larda. Evet. 98'de. Sonra Hece'de bir... 2010'da. Hocam sizin hafızanız benden çok... Yok, ben bundan meşgul olduğum için. 99'da hayır, ben da yakın zamanda... 99'da da Kogito'nun yerlilik sayısı var. Kogito'nun ikisi bende yok hocam. Yani şimdi bu yerlilik sayılarının hepsi o dönemin mantalitesini taşıyor. Şimdi bir şey soracağım hocam. Hece'nin yerlilik sayısı biraz daha evvel çıksaydı öbür yerlilik sayıları gibi çıkardı. Çünkü o yerlilik sayıların hepsinde yerliliğe yönelik eleştirel bir yaklaşım var ve yerliliği de milliyetçilikle özdeşleştirerek çok az zamanımız kaldı. Bir şey soracağım. Yerlilik Türkiye'de sol aydınların, bunları tam çerçevelemek istemiyorum, memleketle ilgi kurmak için buldukları bir kavram mı? Aynı kavram Müslüman muhafazakar aydınların da düşünme sınırlarını genişletmeye, biraz sivilleştirmesine yarayan bir kavram. Yani biraz işlevsel bir kavram mı oldu acaba? Vallahi bana göre solun yerlilik kavramı milliyetçiliği eleştirmek amacıyla oluşturulmuş bir kavram. Hatta ilginç bir biçimde... Milliyetçiliğe karşı belki. Tabii yani. Eleştirmek için. Evet. Ben de onu söylüyorum. Hatta ilginç bir biçimde, tuhaf bir tarzda bugünkü politik liderin yaklaşımını yaklaşımından Kemal Tahir'in esinlenerek 1970 yılında o yerliliği savunduğunu söyleyecek kadar ölçüyü kaçırmış bir biçimde. Anlatabiliyor muyum? Yani bir de şeye baktığımız zaman, bu İslamcı muhafazakarlara baktığımız zaman, İslamcı muhafazakarlar şu son 4-5 yılda yerlilik konusunda nispeten müspet düşünebilirler. Ama konusunda bunu milliyetçi endeksli düşünmeye kalktıkları konusunda İslamcı muhafazakarların da yerliliğe o solculardan çok da farklı baktığı konusunda benim büyük şüphem var. Hepsinin demiyorum. Yani mesela ne bileyim, onlara baktığımız zaman mesela bana göre 60'lı yılların en ciddi İslamcı entelektüeli Sezai Karakoç. Sezai Karakoç'ta böyle baktıkları zaman bir millilik ve muhafazakarlık görüyorlar. Bu yerlilik noktayı nazarından baktığımız zaman Sezai Karakoç'un metinleri çok daha net ortaya çıkarıyor. Tabii yani demin konuştuğumuz çerçevede o Sezai Karakoç'un metinlerinde de yerliliği İslam'la bütünüyle özdeşleştirici bir yön yok değil. Onu şimdi tabii söylüyorum. Mesela çok çok az zamanımız kaldı ama mesela
Muhtemelen şimdi uyaracaktı arkadaşlar. Hep sol yerliliği de bıraktı. Artık kimlikler falan mevzu. Yani dönem dönem modaları var. İşte dünyada bu hikaye değişiyor. O zaman bizdeki bu kesimler de aslında dünyadaki hikayeleri takip etsinler diye. Tabii ama yani bütün hikaye, dünyaya biz gitgide daha fazla açıldık. Ve daha önceki dönemde özgün metin yazmayı düşünen insanların özgün metin yazma gibi bir dertleri yok. Türkiye'de düşünce yok şeklinde bir genel kanaat var. Bunlar uzun hikaye, Kemal Tahir de uzun hikaye. Aslında biz burada konuştuğumuz şeyden ziyade iki saat evvel konuştuğumuz iki saatlik şeyi program olarak şey yapsaydık daha sahici olurdu gibi geliyor bana. Hocam süremizin de sonuna gelmiş olduk. Vallahi ben çok keyif aldım. Ağzınıza sağlık. Teşekkür ederim, ben de keyif aldım. Sağ olun, var olun. Hoş geldiniz tekrar. Bugün uzun hikayede Kemal Tahir'i konuşabileceğimiz belki de ilk akla gelen isimlerden biri. İlk akla gelen isim hatta Kurtuluş Kayalı Hoca ile konuştuk. Aslında başlıkları konuştuk desek yeridir. Düşünün, Kemal Tahir'in romanlarına bile henüz başlayamadık. İnşallah hocam başka bir sefere diyelim. Haftaya başka bir konukla sohbetimize bekliyoruz. Hoşça kalın, iyi geceler.